Biraz dolmuşların sesi gelecek ama beni idare edin arkadaşlar. Şimdi şalvarımı giydim. İki şalvarım var biliyorsunuz. Ben önce size şöyle ipe takıyorum onu. Zaten kışım onlar yıkanıyor. Şöyle ben basarak yapayım arkadaşlar. Şeyim de var, onunla da asıl oluyor da baktım ki bu basma daha çok oluyor. Elim yanacak ama. Şöyle ucu olmayanlar size göstereyim olurdu. Şöyle bundan nasıl yapıyorum? Ucu olmayanları ben bununla çıkartıyorum mesela. Bile kenarda hiçbir şey bırakmıyor bu. Eğer bunu kullanmak isteyenler. Şunu şu şekil, yine böyle. Bu şekil böyle bırakıyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle doğrultudan attım. Ama ben size ben kızlar bana dediler onu siz böyle böyle bir zamanda tasarlıyorsunuz ki ben derse çalışıyorum. Ses gelmiyor mu? Bunları da şöyle ayırıyorum. Olacakları. Şöyle. Mesela şu kırklar bunun var. Bunu da şurası kırılmış ama idare ediyorum. Şöyle. Bastırıyorum elimle. Ben kendi işlerimi kendim yapıyorum. Mesela bir çuvalsa o bir çuval yapılıp bitecek. O bir yapılıp bitecek arkadaşlar. Ondan sonra ipe takacağım. Şöyle. Esma susar mısın? Esma yoksa ben kendim daha bastım. Şöyle sıvı. Gel. Şöyle ikiz olana kadar yapacağım. Çok fazla uzun da yapmayacağım ama bu ipi uzun yapmışım. Hemen böyle takıyorum. Ondan sonra yerine asıyorum. Bir Antep biberi bu. Antep'tekiler herkes biberden yapıyor. Genelde ben Besni biberi yapıyordum ya da Elazığ'da. Hem Elazığ hem de Besni biberi yapıyordum görüyordunuz. Onu da paylaşmıştım. Instagram'da takip edenler bilirler. Onu da yapıyordum arkadaşlar. Ben YouTube'da Antep'e geldikten sonra daha çok video paylaşmaya başladım. Aslında Elazığ'da paylaşmıyordum. Bunu da göstereyim ben size. Bundan sonra hangi şehre giderim bilemiyorum ama yani oranın kültürüne de uyuyorsunuz. Antep biberi çok acı. Ben şeydi mesela ilk midemi mahvetmiştim, zor alıştım. Böyle acısı beter bir acıydı mideme göre. Sonradan alıştım. Besli biberin farklı bir acısı var. Ama bu da çok güzel kırmızı oluyor. Keşke kırmızısını bu salim içinden çıksaydı. Onlar daha bir güzel oluyor, lezzetli oluyor. Ayrıca da kırmızı katacağım. Şöyle size yettiği kadar, evet. Böyle ağızlar aşağı gelecek şekilde takıyorum. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Kahvaltı neydi? Melemen yedim. Yanında biber ve ayran tekrar. Çok da eskisi gibi karışık beslenmiyorum ama kilo vermenin başladığını söylemiştim. Gram gram dolusu. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Şöyle şunu ben asayım. Buradan da keseceğim. Bu size yapılmış aşamasını gösterdim. Bitiş aşamasında da görüşürüz arkadaşlar. Alacağım burada. Kurursa balkon alacağım. Şöyle göstereyim size. Balkonda yıkadım. İşim bitti. Biberlerimi astım. Şu kilimi yıkadıktan sonra şey yapayım. Kilimi de şöyle göstereyim size. Biberi, kilimi serdikten sonra size biberleri daha detaylı göstereyim. Bir kısmında bu tarafa astım. Aslında bu tarafta çok da güzel olmuyor ama şeyden dolayı yerim kalmadı. Patlıcan da var. Patlıcanı da bir ayar çekeceğim artık. Şöyle göstermek istedim. Eşim diyor ki tanesi 1 liraymış Oğuz elinde. Arkadaşın eşi yapıyor. Hayır dedim. Kendi dolmalarımı kendim yapacağım. Kendi elimle yiyeceğim dedim. Ve düşün yani 100'den fazla var şurada. Ben bunlara biberi
Valla 11 liradan aldım. 17-19 lira tuttu. 190 gibi bir 190 lira gibi bir şey istedim. Üzüm falan aldım salatalıklara. 230 lira falan tuttu. Yani bunun maliyeti 190 lira diyeyim falan. O şekil maliyeti bana 190 liraya mal oldu. Eşim alacak bana 200 tane 100 lira yapacak. Gerek yok. Biz çok yiyoruz. Görüyorsunuz kışında metabolizma hızlandırdığı için kabızlık soruna birebir ve ben şey yapıyorum. Adı neydi ya? Ben kavuruyorum salçayla birlikte. Bu yıl da tatlısını yapacağım. Şu an o kadar çok başımın alnım yanıyor ki anlatamam. Elimi mi sürdüm, acısı mı sürdü? Şuradaki kırmızılı genç, yemin ederim o köpekler, ben hayvansever bir insanım ama köpeğin çok farklı bir havlayışı var yani. Esma bile çok seviyordu köpekleri, bir taf oluyor. Bir köpek niye bağırıyor? Sabahın köründe bakıyor, yani rahatsız edici bir sesi var. Genelde ben hiç rahatsız olmam. Severim köpek, kedi. Kedilere bayılırım ama köpek vallahi bilmiyorum yani, yeni geldi yani. Çocuklar besliyor böyle apartmanda. Ben karar verdim, apartmanda hayvan besleyip de kısıtlamayayım vallahi. Bırakın dışarıda özgürce gezsin. Çünkü hayvan sürekli onlarla birlikte geziyor herhalde. Anneler kabul etmiyor mu? Çocuklar üniversite okuyor ne? Anneler de kabul etmiyor ya da çalışıyorlar. Anneler de kabul etmeyince balkonda besliyorlar. Vallahi yok, hayvanlar özgür gezmeli. Evde de besleseniz özgür gezmeli. Şöyle şey göstereyim arkadaşlar. Pulbörümü de güneşlendirdim. Çok güzel oldu aslında. Vallahi güzel oldu. Bu yıl yapmayacağım çünkü bana yeter. Geçen yıldan duruyor, bunu bitireyim. Rengini de görüyorsunuz. Biraz yağ katmıştım. Salçam kaldı, turşularım kaldı. Biraz daha patlıcan yapacağım. Patlıcanıma bakacağım. Kabak yaptım. Biraz da kapya biber var, salçalık biber var. Bu şey olan, tatlı olan, onlardan yapıp kızlara dolma ya da şeyde kullanmayı düşünüyorum. Kahvaltılarda onlar da çok seviyorlar ya, benim kızlarım var ya, dehşet biber kızartması seviyorlar böyle. Biber kızartması dediğim de hafif biberi kızartıyorum, üstüne domates koyuyorum, domates biber kızartması, o şekilde yapıyorum, melemen gibi düşünün. Bu aralar ona takmışlar ama yağlı olursa seviyorlar. Ve şu an alnım, ellerim yanıyor, sonrasını bilemem, elimi bile elime yüzüme süremiyorum ki şey olur diye, yanar diyor. Halbuki ben şey yapmıştım, ne yapmıştım ben? Yani bilmiyorum arkadaşlar, yani çamaşır suyuyla da kırmam, ellerim cayır cayır yanıyor. Çamaşır suyu çift. Şöyle kuruluklarım, patlıcanım burayı. Şeyi buraya aldım zaten, kurudu. Kaba. Şöyle de göstereyim. Ay, onları denemek için yaptım, açamadım arkadaşlar. Beni idare eder ya. Geçen yıl bir yerden almıştım da 60 lira verdim. Şu kadar, yarısıydı. Gerek yok, ben kendim yaparım. Yani aldığınız. Ama Antepliler çok güzel, kadınları açıyorlar. Onu birinden öğrenmem gerekiyor. Onun inceliği var. Vallahi ben yapamadım yani. İnceliğini öğrenmem gerekiyor. İnceliğini öğrendikten sonra hem kolay basit açılıyor hem de çok güzel açılıyor. Yani yemesi ya meşakkatli bir iş. Düşünsene, dolmalı açmak, dolma yapmak, ne bileyim ya. Vallahi. Şöyle de bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Çok yoruldum. Kahvaltıda ne yedim? Melemen. Ondan sonra yoğurt. Salatalık yedim, yalan değil. Biber yedim yanına. Onun dışında da üzüm yedim. Üzüm de almıştım meyve olarak. Bunlar aklıma gelebiliyor. Öyle ekmek türevi hiçbir şey yemedim. Bulgur da yemedim. Ama akşama da bilemiyorum. Kızlar çiğ köfte isterse çiğ köfte yiyeceğim. Dün sebze yemeği yapmıştık. Bugün de öyle takılacağız. Kilom sabit. Dediğim gibi dengelersem kilo gidiyor. Ben onun icabına bakacağım ama. Vücut iyice bir şaştı yani, çünkü anlıyorum artık kilo verme modunda. Sadece biraz dikkat edeceğim, böyle işte yulaf tarzı. Ondan sonra bulgur az tüketmeliyim. Bir de yürüyüş yapmalıyım. Bakalım ne olacak. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Ve size köpekle birlikte veda ediyorum. Havlıyor. Kendinize iyi bakın.